Arkadaşlar merhaba. 2012 model Seat. Bu arabamız Seat Ibiza. Benzinli 1.4 motor. Buna biz akıllı debriyaj sistemi taktık. Çok güzel oldu. Hakikaten o kadar güzel oldu ki sanki orijinal fabrikasyon takılmış gibi. Çok kabaca göstereceğim. Burada bizim sistemin hidrolik yedek kabı var. Burada ana hidrolik ünitemiz var. Burada bir tane vanamız var. Bunu normal sağa çevirince araba eski haline, yani manuel debriyajlı hale geri geliyor. Şu hemen hızlıca anlatacağım. İçeri girelim. Arabayı çalıştırıyorum. Burada bizim sistemin monitörü var. Vites durumunu gösteriyor. Boşta mı, işte kaçıncı vites olduğu falan. Artır azaltır komutları var. Artı bunun üstünde düğmesi var. Bu sistem menüsüne girip ayar yapma imkanı var. Birkaç tane ayarı var. Diğer videolarımda anlatmıştım, anlatmayacağım. Şimdi sistem çok kolay kullanımı. Sistemde sadece fren var. Fren var, gaz var. Başka bir şey yok. Frene basıyorum, geri vitese takıyorum. Sadece frenden ayağımı çektim. Şu an araba kendi kendine gidiyor. Şöyle yavaş yavaş manevra yapalım. Ostim'de testteyiz şu anda. Bire taktım. Hafif bir rampa var bu arada. El frenine falan da dokunmuyorum. Hızlıca gaz, frenden ayağımı çekip gaza atacağım. Evet, kalktık şu anda. Devam ediyoruz. Sistemi kullanma esnasında şu an birinci viteste mesela gazdan ayağımı çektim, ikiye taktım, geri gaza basıyorum. Yani vites değiştirirken arabanın gaz pedalından ayağımı çekmem gerekiyor. Çekmeniz gerekiyor. Ani duruşlarda şöyle yavaşça ani duralım veya şöyle ikinci viteste. Ani duruşlarda sistem içeriden kendisi debriyaja basıyor, kavramayı ayırıyor. Yani bizim ani duruşlarda yaptığımız hareketleri kendisi simüle ediyor. Tekrar vitesi 1'e alıyorum. Yani duruşlarda viteste durursanız bile vitesi tekrar boşa almayı unutmayın. Sistemin herhangi bir bakım mı yok işin açığı. Ufak tefek ayarları olabiliyor. İşte arabanın kavraması değişince, baskı balata falan işte bozulunca falan. Onu da bize gelmenize gerek yok. Sistem için menüsü var. Menülerden ayar yapabiliyorsunuz. Müşteriye açık o menüler. Onu da ben YouTube bizim web sayfasına koyacağım. Oradan kendi müşterilerimiz oradan bakacaklar. Bakıp ayar yapabilecekler. Sistemin maliyeti araçtan araca değişiyor. YouTube videolarımda fiyat vermek istemiyorum. Israrla alta yorum yazıyorlar. Rica ediyorum arayın. Ben arabaya göre sistemlerde de değişiklik var. Ona göre fiyat veriyorum. Öyle diyeyim size en azından. Yani bunu kullanmasından bahsedeyim. Kullanmasını nasıl kullanılacağını anlattım aslında. Ama sürüşü o kadar keyifli ki, yani bunu bir gün gelip de test ederseniz iş yerimize bekleriz. Test araçlarımız var. Şimdi bu sistem tabii ki bir manuel vitesli arabadan çok çok ileride. Otomatikten de bir tık geride ama konfor gerçekten otomatik gibi. Sadece otomatikten tek farkı bu vitesleri yerine sokmanız. Yani vitesi yerine geçirmeniz o kolay. Kalkışta otomatik kendi ayırıyor, kendi kapatıyor. Yani sürücü çok böyle yoğun bir trafikte bile hiç stres çekmeden rahat rahat sadece gaza basıyor, bırakıyor. Yani çok keyifli. O kadar çok. Bizim sistem aktif çalışırken arabanın debriyaj pedalına basamıyorsunuz. Tekniğe girmeyeceğim. Ama yani velev ki normale döndürmek istediniz, işte ben geçen tüve giderken normale çevirdim veya birine vereceksinizdir de kullanamayacaktır. Bunu normale döndürmek çok kolay. Şurada bir tane düğmesi var, on off tuşu. Bir de içeride vanası var. Bir ona basıp hemen normal sistemi kapatabiliyorsunuz. Kapatınca normal debriyaja basılı hale geliyor bu arada. O yönü de çok iyi. Burada vites sayıları falan yazıyor. Hani insan alışınca zaten bakmıyor bile. Hani isterseniz bunu tamamen kapatabilirsiniz. Bazıları yazmış ya niye oraya taktın diye. Bu zevk meselesi. İstediğiniz yere takabilirsiniz monitörü. İsterseniz aşağı gizli de yapabilirsiniz. Şu an yokuş yukarı iniyorum. Şu. 2'deyiz. 3'teyiz. Şimdi bazen şu soru geliyor karşıma. Mesela şu anda 3. vitesteyiz. Ben bunu frene basıyorum. Frene bastığım halde debriyaja basmıyor. Şu anda arabanın kompresyonuyla indik burayı.
ta ki 1100 devre gelene kadar. Şimdi 1100 devre gelince, altına inince sistem öyle basıyor. Debriyaja, kavramayı öyle ayırıyor. Bunu şunun için anlatıyorum. Bazen işte şey soruyorlar. Ya her frene bastığında bu sistem debriyajı açıyor mu, kapatıyor mu falan. Öyle bir şey yok. Viteste inerken 1100 devrin altına düşmeyene kadar asla açıp kapatmaz. İstediğiniz kadar frene basın. Yani araba kompresyonda iner. Sürekli frenle inmez. Bu Seat Ibiza 1.4 düz motor. Anlatmıştım. Bunun benzeri Polo'da var. Aynı motor. Ona da olur. Yani bunu Polo gibi düşünün. Veya Skoda'da Fabia'da 1.4 motor var. İşte 2007-2014 arası. Bütün bu araçlara olur. Zaten bunların çoğu da manuel vites. Türkiye'deki araçların. Ama bu araç dediğim gibi o kadar güzel oldu ki, yani fabrika yapmış gibi. Volkswagen fabrikası yapmış kadar güzel oldu. Kalkışı, gidişi, duruşu, yokuşta kalkışı. Şahane oldu bu araba. Kesinlikle tavsiye ederim. Ayşe hocam ilk defa kullandı. Arabaya da ilk defa kullandığı için aslında çok acemisiydi arabanın. Hocam nasıldı, sadece buradan sesin çıkacak? Ben ilk defa otomatik araba kullandım. Buna ya rağmen... böyle bu otomatik değil de otomatik debriyaj pedalı. Evet, aynı bu şekilde bu tarzda bir araba kullandım ve çok memnun kaldım. Rahattı benim için. Güle güle, kullanma hocam. Şimdilik diyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz.